Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir güzel arkadaşlarım. Bugün siz balık burçları için Nisan aylık kurşun bakımınızı yorumluyorum. Güzel bir enerjisi var biliyorsunuz ki. Hem sizlere, izleyenlere şifa olsun. Hem de arkadaşlar bu videoyu izleyip beğenip kanalımıza abone olup güzel yorum yapan herkese de o güzel yorumları binlerce kez katlana katlana güzellikle, bereketle, mucizelerle geri dönsün en güzelleri sizlerin olsun diyorum. Sizler için buradan ben el çırpmaya bile başladım. Bilmiyorum. Heyecanlandım herhalde. Çok güzel bir Nisan ayı olsun. Hadi bakalım. Eğer ki aklınızda, planlarınızda bir şeyler varsa onları da niyetlerinize dahil etmeyi unutmayın. Balık puslarına niyet Sevgili balık burçları heyecanlandığım kadar var. Çünkü bir patlama yaşamadık. Çok şükürler olsun. Bu ay gene bazı e, burçlarda patlamalar, çatlamalar, kopuşlar oldu. Ama size gördüğüm kadarıyla herhangi bir patlama durumu olmadı. Biraz bu arada soğusun diye de bekliyorum. Bazen çok sıcak oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın şurada dışarıya doğru uzanan bir kısım var. Burası hem dildir. Yani şunu söyler. Çok konuşacaksınız. Çok anlatacaksınız. Yani insanlar sizi dinleyecek, siz hep başkaları Hı, -hı, tamam evet demeyeceksiniz. Başkaları artık sizi dinleyecek, siz anlatıyorsunuz, siz konuşuyorsunuz, kendinizden bahsediyorsunuz. Bir şey mi yapacaksınız? bir para biriktirip ev mi alacaksınız? Bir şeyler mi almak istiyorsunuz? İşe mi gireceksiniz? Bakın hep siz kendinizi anlatıyorsunuz. Onun haricinde tabii ki bir yerlerde konuşma yapabilirsiniz. Ailenize, sevdiğiniz insana, kendinize, işte neyi nasıl yapmak istiyorsunuz? Bunları anlatıyorsunuz. Hem maddi anlamda durumlarınızı hem de manevi anlamda bir şeyleri genel olarak anlattığınız bir dönem. Bakın hesap veriyorsunuz demiyorum. Bir anlatı durumu var. Gayet de güzel. Çünkü dibinde herhangi bir çürüme yok. O yüzden diyemem ki hesap veriyorsunuz. Size birileri dil uzatıyor. Sen, siz de onlara konuşuyorsunuz. Hayır. Sadece ne yapmak istiyorsanız, aklınızda ne varsa, fikrinizde ne varsa, ne söyleyebiliyorsanız söylüyorsunuz. Onun haricinde bu şekilde dışarıya çıkışlar ki şurada da bakın bir bu şekilde bir uzanış var. Bu şu anlama geliyor. İki tarafta da olduğu için ben ayrı bir yol çizmek istiyorum. Şimdi evdeki insanlardan ayrı bir yol çizmek isteyebilirsiniz. Kendinize göre alın. Ya ben burada çalışıyorum ama işte para yetmiyor ya da sonrasındaki süreçte ne yapacağım ben çok sıkılıyorum. O yüzden ilk ek bir iş mi bulsam, kendime bir uğraş mı bulsam? Hafta sonları sıkılıyorum. Acaba bir yerlere mi gitsem? İşte yaz için belki bazı planlar. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. Bakın normalde ne yapıyorsunuz? İşten gelip oturuyorsunuz, televizyon izliyorsunuz, işte yemek yiyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Yatıyor musun? Bunun dışına çıkıyorsunuz ya da bütün gün evde misiniz? Artık bütün gün evde değilsiniz, başka yerlere gidiyorsunuz. O döngüden bu Nisan ayında ufak da olsa bir çıkış durumu görünüyor tabii ki her gün her gün her gün her gün değil ama sizi normalde gitmediğiniz yerlere götüren normalde ilgilenmediğiniz bakmadığınız zamanım yok param yok ilgilenemem uğraşamam bakamam öf sıkılır bırakırım zaten benim ona ayıracak vaktim yok gücüm de yok derken bir anda kendinizi bu tarz şeylerde bulabilirsiniz genelde arkadaşlar bu sizde ağaç böyle yaprak bitkiler ya bunlarla uğraşıyorsunuz ya da bir gezme gezi, işte böyle kendinize biraz hobi bulma. Bunlarla genelde gündemleriniz oluyor. Şöyle bir bakıyorum. Yani bir dökülme diyebileceğim bir şey. Yani görmedim. Burada da zaten çok fazla bir şey yok. <laughs> Geliyorum. Özellikle, ya anlattığım yer bura, bu arada burasıydı. Çok güzel. Ee, aynı şekilde bakın burada da var. Buradaki söylediklerimin Aynısı konuşma içinde, bir yerlere gitmeye, gezmeye, görme, gelme ve normalden farklı şeyler yapma. Hem normal gidip gelinen bir yol var. Hem de önümde bir evlilik yolu, bir eğitim yolu, bir süreç var. Hani böyle bir hani biz de o yoldayız yani böyle bir yolun içerisindeyiz denir ya. Satış yolundayız. Biraz da bakın böyle bir yol konusunu da anlatıyor. Şimdi diyeceksiniz bu ne? Bu arkadaşlar biraz yükselişi anlatıyor ama Tabii ki böyle olduğu için şöyleydi hatırlıyorsanız. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir görüntüsü var. Burası taban buradan bakın. Şurada yukarılardan başlamasına rağmen. Bakın yukarılardan aslında kökü burada. Başlamasına rağmen altta kalmış. Yani bu şu demek. Siz bir yükselişi ister çocuklarınız ister kendiniz ister aşk hayatınızda bir yükseliş ilerleme. İster iş ister kariyer ister yatırım. Düşünmüşsünüz sonra pat bir şey olmuş ve aşağı düşünmüş. Böyle bir hani iyi gidiyor düşünüyoruz ediyoruz derken bir anda bir şeyler ters gitmiş arkadaşlar. Sizden kaynaklı başkasından kaynaklı bir şekilde bir şeyler ilerlememiş ve ilk durumdan da daha aşağı düşmüşsünüz. Yani nötrken eksiye düşürmüş bazı olaylar var. Şimdi arkadaşlar bakın uzun sürede bu şekilde devam etmiş. Hatta bu arada bakın bir tane de yara alınmış. Yani zaten sıkıntılı gidiyordu bu sağlık olayı nereden çıktı denilmiş bakın yeni bir şey değil. Ya zaten iş hayatı kötü gidiyordu bir de aşk olayları kötü gidiyor. Şu kötü gidiyordu bir de bu çıktı başıma. Dediğiniz bir dönem olmuş olabilir. İlla ki bu sene geçen sene olmak zorunda değil. Şimdi benim dikkat ettiğim yer şu. Nisan ayında. Ha, belki bir iki ay daha devam edebilecek olan bir yükseliş var. Bakın gelmiş 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 tak kendini yukarı vuruyor. Baya baya yukarı ve burada da yuvalanmış bakın yuvalanmış. Bu şu demek. Ben tekrardan başa geçeceğim. Ben tekrardan kurduğum hayali. O zaman hayaldi. İşte yalan oldu, sıkıntı oldu. Hatta yani kahretsin öyle şeyi dediğiniz bir şeyler varsa ya bir daha nerede para biriktireceğim? Nerede ev alacağım? Nerede? Nasıl? Yani oradan biraz gelse buradan biraz gelse anca oluyor derken. Sizin bir planınız var. ilahinin de sizin için bir planı var. Belki her şey çok güzel olacak diyorum ya. Tepeden başlayıp eksilere düşünmüş. Eksinin de eksisine düşünerek. Şimdi e, güzel bir yükseliş anınız var. Gayet güzel. Özellikle de arkadaşlar e, biraz evet burcunuz itibariyle dişil enerjinizi kabul ediyorum. Ama bu ilerleyiş bu devam ediş biraz daha dişil enerjiyle ister evlenin. Arkadaşlar ister merhamet konusu olsun, affedişler olsun. Burada dişil enerjiden yani çok fazla faydalandığınızı söyleyemem. Neden? Çünkü bu uzunluklar genelde erkekleri ve eril olayları, eril konuları anlatır. Yani merhametliyimdir ama bu konuda Evet eril davranacağım. Mantıklı olmak zorundayım. Çok iyi düşünmeliyim. Çok iyi planlamalıyım. Dişil enerji bazen size ya ne olursa olsun ben onu affedeceğim. Aldattı seni. Olsun hiç önemli değil. Ne yapayım? E, gibisinden değil. Beni aldattı. Ben bunu boşarsam ya da bırakırsam böyle böyle olur. Ama affedersem de böyle böyle olur. Belki maddiyattan dolayı yapamıyorsunuz. Belki ailevi durumlardan dolayı kendinize göre alın yani. Bu iş olur, eğitim olur, kariyer olur. Yani ne konuda sıkıntı çektiyseniz şimdi bir yükseliş dönemi. Ama bu yükselişte arkadaşlar o ilk baştaki gibi size şuraya anlatmıştım ya. Onun gibi düşünmüyorsunuz bambaşka bir düşünüş şekli. Belki burada olduğunuzda diyeceksiniz ki keşke eskiden yani şimdiki aklım olsaydı şimdiki aklım olsaydı o zamanlar, Nisan ayındaki aklım o zamanlar olsaydı çok daha farklı olurdu. E işte arkadaşlar geçmişi dönemeyiz. O yüzden ders alarak tamamen erilden yani neredeyse yardım alarak yaptığınız bir şeyler var. Şimdi şurayı bir birerek koparttım. Neden diyeceksiniz? Çünkü altında bir yerde bir iğne var. Şuralarda. Elimi şurası çok kesti. O yüzden yani çıkartmak zorunda kaldım. Önemli değil. Normalde yanında olsanız size bu parçayı koparttığım gibi elinize veririm. Karanlığına kadar yanınızda saklanırım. Karardığı zaman da yani bir yere gömmenizi ya da deniz atmanızı rica ederdim normalde. Şimdi devam ettiğimde burada bir delik var. Hani neden o koparttın ettin diye düşünmeyin. O yüzden söylüyorum. Şimdi şöyle devam ettiğimde arkadaşlar bakın. Burada bir delik var. O deliğin kapatılması gerekiyor. Bunu yapabilecek güç, irade, zeka her şey zaten sizde var. Fakat ben sizi nasıl buldum az önce? Yana yatmışsınız. Yani bakmıyordunuz. Bir hata var, bir sıkıntı var ailede ama bana ne? İsterse koksun, isterse yani ne, ne yaparsa yapsın bana ne ben onu uyardım. Artık benim umurumda bile değil. Bak arkadaşım seni iş konusunda uyarıyorum. Bak seni ilişkilerin hakkında uyarıyorum. İşte çocuğunuzu uyardınız, ailenizi, anne babanızı uyardınız. Bak sağlığın şöyle, bak paranı böyle. Yok eğitimin, yok hayatın, davranış. Ya uyarmışsınız bir ilgilenip uğraşmışsınız o insanla ama bakmamış. Ama şimdi arkadaşlar tekrardan sizler ya bana ne Diyip geçtiğiniz şeylere bana ne deyip geçemiyorsunuz. Tekrardan bu konularla bir uğraşma durumumuz var. Yani çocuğunuza dediniz ki derslerine iyi çalış yoksa kötü olur. Çalışmadı. Notları kötü geldi. Aa anneciğim babacığım benim notlarım kötü. Hadi beni ne dershaneye gönder. Hadi bana bunu yapın. Şunu söyleyeyim kıyamıyorsunuz. Dedim ya bir merhamet olayı var. Yani burada aa göndermeyeceğim deseniz ya göndermedim acaba benim yüzümden bir şey olur mu? o zaman göndereyim diye biliyorsunuz. Yani bakın gene merhamet giriyor ama arkasında da bunun analitik bir düşünme mutlaka var. Paranıza göre hareket edersiniz. Mekana, zamana göre hareket edersiniz. Bu evlilik için de aynı şekilde. iş için de aynı şekilde. Ev için bile uyardığınız konularda. Çünkü bir eksiklik var bunu görerek uyarıyorsunuz. Ve yine arkadaşlar düşünmesi uğraşması açık söyleyeyim gene size kalıyor. İşte burada merhamet ama bu merhamet sadece gereksiz değil hani sevdiğimden onun adına düşünüyorum hani kendisi düşünmesi gerekiyor ama siz onu ondan daha çok düşünerek bir şeyler yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bir şunu şöyle kapatalım. Bu bir ayna. Bu ayna şöyle altta kalmış. Soruyorum birilerini eleştirdiniz mi? Şimdi şundan dolayı bu eleştiri mesela birisinin bebeğini görmeye gitmişsinizdir. Ay bebeği çirkin kıllı şöyle böyle dediniz. Mi? Birisini görüp ay saçına bak ne biçim ay saçı dökülmüş kel kalmış bir şeyler dediniz mi? Çünkü burada bir aynalama var. Artı birisiyle hiç böyle ağız dalaşına girdiniz mi? Birisine kızgınlık anında ay sen de çok şöylesin ha falan dediniz mi? Çünkü birisinin kalbi kırılmış. Belki evde işinize tartıştınız. Bir şey söyledi bana ne yap, ne yaparsan yapma dediniz. Çünkü bir kulun birisinin kalbini kırmışsınız. Bu kişi de yani şöyle bir şey var. Benim kalbimi kırdın, senin de kalbin kırılsın. Sen benim saçımla ilgili konuştun, senin de saçın dökülsün. Yani sanki size ha sakar döktün, ha ha kakara kikiri güldünüz mü? Merdivenden düşen birine güldünüz mü? Birisinin bir şeyiyle ilgili konuştunuz mu? Konuşanlar için söylüyorum. Yani ya laflarınızı geri alın hemen bir tövbe edin. Çünkü bir kişinin bir aynalaması var. Yani kırılmış. Ben onu kırmak için söylemedim de deseniz o kişi kırılmış biraz geri dönüşü olabilir orucunu tutamıyorsun mu dediniz? Ya ne var bunda tutamayacak sen ama şeysizsin, iradesizsin mi dediniz? Oruç tutmak bir gün, iki gün size çok zor gelir, çok zorlanırsınız. Dediğim gibi aynalama olduğu için ne konuda bir şeyden birinin şikayet edip bir şey söylediyseniz aynı şekilde geri döner. O yüzden diyorum hemen bir tövbe edin. Hemen gidin ya kusura bakma ben sana böyle böyle dedim helallik istiyorum deyin ve geçin. Yerelik isteyecek durumunuz yoksa da tövbeniz edin Allah'la sizin aranızda. İnancınız varsa şayet. Orada gördüm çünkü onu. Çok parlak duruyordu. O yüzden geçtim. Şimdi hemen devam ediyorum. Bu kötü bir şey değil. Benim amacım burada Nisan ayından önce hangi enerjiler var? Bunu söylemek. Şimdi benim bunu söylememin size bir zararı var mı? Yok. Tam tersine bir şey söyleyeceğiniz zaman böyle bir enerji var demek ki Nisan ayında balık burçları için. Ben böyle bir laf söyleyeceksem de bir tık Dikkat edeyim. Olabilir insanın ağzından kaçabiliyor arkadaşlar. Bir tık dikkat edeyim. Bakın her an bir uyarı içerisindesiniz. Bu aslında kesinlikle kötü değil. İyi bir şey hatta. Yani kötü bir şey yok bunda. Onu söyleyeyim. Yani sanki kötü bir şey anlatıyormuşum gibi anlıyor bazen insanlar ama değil. Şimdi devam ettiğimde Arkadaşlar bakın burada bilinçaltınızın hemen olduğu yerde kocaman bir boşluk var. Bu boşluk biraz delikli. Şöyle söyleyeyim. Hayatınızdaki bir şeyleri tamamlıyorsunuz. Evet ister iş olsun ister para olsun isterseniz bilgi eksikliği yaşıyorum. Kursa gitmeliyim mi diyorsunuz. Aşk olur, bebek olur, başka bir şey. Para, ev ne eksik, eşya mı eksik bunları doldurursunuz. Fakat yalnız bunları doldurmuyorsunuz. Yanında başka bir delik var onu da dolduruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Kendi evinize bir eşya mı alacaksınız diyelim buzdolabı alacaksınız. Bir anda anne gelir der ki aa sen kendi evini alıyorsun Allah benim de işte çamaşır makinem bozuk da alıyorken bana da alıversene. Hop hayır sana alamam diyebilir misiniz? Kendiminkini bırakırım onu alırım. Değil mi? Ya da çocuğunuz diyebilir ya anne şey, şey siz bunu aldınız da ya bana da alır mısın? Ben hani şu an değil Alamam ben ama sen bana alabilir misin? Şimdi bunu söylediği anda ben her şeyimi bırakır onu alırım. Haliyle sizin de bakın bir şeyinizin eksiğini doldururken bir başkasının daha eksiğini kapattığınız maddi ya da manevi olarak doldurduğunuz için bu biraz delik haline gelmiş. Böyle bir olayınız var kıyamama olayınız da çok yüksek. Hani duygusallık işte buradan geliyor. Yani duygusal demek ağlak demek değil. Ağlıyorsunuz 7-24 demek değil. Bazen insanlar bunu yanlış anlatabiliyor. Balık burca duygusaldır ağlar zırlar. Hayır buradaki duygusallık duygularınızın normalden daha yoğun olmasıyla. Başkası olsa ya kusura bakma benim ihtiyacım var ben önce kendimi alacağım der ve geçer. Ama sizde öyle değil. Genel olarak balık burçlarında ya senin işin varsa önce gel senin işini halledim sonra gel benimkine gideriz diyen bir durum vardır genelde. Böyle de bir olayınız görünüyor. Tabii ki yakın çevreye bu. Hani uzaklara da değil artık. Şimdi buraya geldiğimde burası arkadaşlar bir yumurta boşluğu. Buradaki yumurta boşluğu şunu söyler. Sen bir şeyler arıyorsun. Burada burada bu burada bir tavşan var. Kulakları mulakları var. Senin bir eksiğin var ve bunu senin bir dostun sana koşa koşa getiriyor. Bu dost illaki arkadaş olmak zorunda değil. Çünkü sizin arkadaşlarınız sabit oluyor ama görüşmüyorsunuz sonra tekrar görüşüyorsunuz. Yani net olarak dostumdur kankamdır diyeceğiniz çok biri yok. Evet uzun zamandır görüşüyoruz ama. Biraz evet ara verdik de diyebiliyorsunuz. Hani 7-24'lük pek fazla insan olmuyor. Oluyorsa da nadir. O yüzden biraz daha aile içindeki insanlardan bahsedeyim. Çok böyle dibinizde varsa birisi ancak onlar. Şimdi dediğim gibi bu kişiler size sağdan sol düşünün ki bir tavşan sizin dostunuz. Köpek suratı da olduğu için bir dost olarak söylüyorum. Bu dostunuz gidiyor size Bütün kümesleri geziyor 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 diyor ki al arkadaşım sana ben bir sürü yumurta buldum bak sana iş buldum şurada tanıdık var sen eşya kıyafet istemiştin bak böyle yapalım kiralamak istiyordun işte gelinlik bak böyle yapalım eksiğin varsa söyle bak misafirin gelecek ben de sana yardım edeyim yani bakın sizin için yumurtaları topluyor sizin için eksik olan bir şeyleri ha o an için ha uzun bir süre için yani sizin o anki yaranızı o an işte bin liraya mı ihtiyacım var al arkadaşım tamam sonra sen müsait olunca verirsin zaten ben seni biliyorum tanıyorum al şu 3'ü al şu 2'yi sonra verirsin hallederiz biz aramızda sorun yok sen de bana bunu bunu yaparsın ödeşiriz işte aramızda diyecek bir insan var burada aile de olabilir ya da gerçekten çok çok samimi bir insan kardeşlerle görüşüyorsanız pek görüşmezsiniz ama görüşüyorsanız bu şekilde birisi ne çok güzel yardım var. Bu arada sizin bel kemiğiniz buraya gömülmüş. Bakın ucu burada, başı burada. Daha önce de söylüyordum bel kemiğini. Ve bu sizin gözünüzde. Yani bir şeyleri sağlamlaştırmak, bir şeyleri garanti altına almak. Mesleğinizi, işinizi, gücünüzü, aşkınızı garanti altına almak için ne yaparsınız? Ya ailenizle tanışırsınız ya nikahı bastırırsınız, basarsınız bir şekilde. Garanti olsun diye sözleşmedir, imzadır. Bunlar da tabii ki bağlayıcı şeyler ve bunlarla alakalı gündemleriniz olabilir. Şimdi bakın bunlar yumurta yumurta yumurta, şu değil. Ee, dediğim gibi dolduracağınız şeyler var ve hani bunu da size çevrenizdeki insanlar biraz sağlıyor, biraz imza mühür işleri belki olabilir hani bekleyenlerin daha çok böyle bir durumu olabilir. Onun haricinde şöyle söyleyeyim sizlere çok düşünce var ama sadece düşünce olarak kalan şeyler var. Bir de arkadaşlar iki kişi sanki birisine bir olayın hesabını sormaya gidiyorsunuz. Şunlar boş. Yani daha doğrusu boş dediğim yer bir kişinin sözleri. Hani ya bir şeyler anlatıyor ama ya sen anlatıyorsun ama benimle bunun alakası yok. Size kalkar işte evlilik hayatıyla ilgili bak çocuğun olacak böyle olacak diye mesela size konuşur. İşte e, kirada yaşamak şöyle zor böyle zor diye size anlatır 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 dersiniz ki ya ben kirada yaşamıyorum ki. Ya da size çocuk şöyle olacak kötü böyle falan der ama sizin Evlilik hayaliniz bile yoktur. Yani şimdiden size konuşması boş. Kalkıp da onun söylediklerini 5 yıl 10 yıl aklınızda tutacak da değilsiniz. O zamana kadar yani illaki hatırlamak mecburiyetinde değilsiniz. Size böyle alakasız konuşuyor. O yüzden kurşundan çıkmış alakasız konuşma olduğu için. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.